Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar patron akını etkinliğinden bahsedeceğiz birazcık. Bununla ilgili sanıyorum 1-2 gün önceydi galiba ya dün ya evvelsi gün bir video yapmıştık arkadaşlar. Artık direkt açıklama geldi. 6 tane karakterimiz belli arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz üzere şurada baktığınızda King Groot var arkadaşlar. Görünmez kadınla dövüşeceğiz. Taskmaster'la dövüşeceğiz. Quake, Domino ve arkadaşlar Supreme Simbiyot'la dövüşeceğiz diye gözüküyor. Biraz analiz yapalım arkadaşlar. Bu arada ayın 18'inde geliyor. 18 sanıyorum çarşamba gününe denk geliyordu. Ayın 18'inde geliyor ve istenilen takım gücü 27.500. Yani böyle bir şey istiyorsa ortalama rakipler 20.000 30.000 civarı falan oluyor arkadaşlar. Sanıyorum yine rakipler bu civarda olacak ve 6 dövüş yapacağız. Şuradan gördüğümüz kadarıyla 6 dövüş diye yazmış arkadaşlar. Aynı zamanda her adım bir enerji isteyecek. Her adım bir enerji isteyecek arkadaşlar. Hepsi 6 yıldız olacakmış falan filan. Biraz analiz yapalım. Tabii ki karo özelliklerini bilmiyoruz. Yani burada hangi karaktere hangi karo verilir bilmiyoruz arkadaşlar. Ama kimlerle girsek daha mantıklı olur üzerine hadi birazcık konuşalım. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Sizler de arkadaşlar aşağıda kendi fikirlerinizi yazmaya başlayın diyelim. King Groot'a bakalım. King Groot kendi üzerine sağlık ve hiddet açabilen bir karakter. Yani biraz sağlam bir karakter. Aynı zamanda kendisi üzerine yapılan herhangi bir olumsuz takviye, mesela siper attığınızda siperi veyahut da kanama izi vesaire gibi şeyleri anında arıtıyor. Eğer üzerinde hiddet takviyesi varsa, yani oyuna başlar başlamaz hiddet alıp rakibi tokatlayayım derseniz bir sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden buna dikkat etmek lazım evvela King Groot'ta. Peki King Groot'a kimlerle girdiğim gibi kara özelliklerini bilmiyorum. Kara özellikleri haricinde konuşuyorum ama yine karısını tahminimce iyileşmedikleri işte bilmem kaç daha iyi olur. Mazoşizm veya sille, yani böyle İyileşme takviyelerini yükseltecek bir şeyler diye bekliyorum. Dediğim gibi kimlerle daha iyi olabilir? Yine iyileşme takviyelerinin antisi olan karakterler arkadaşlar. Bunların başında Void geliyor. Void olabilir. Aynı zamanda üzerindeki takviyeleri kapatıp zehire çevirebilecek olan Doktor Voodoo yine King Groot için etkili olabilir arkadaşlar. Onun dışında yeni bir karakter ama Warlock olabilir. Warlock biliyorsunuz iyileşmeleri direkt etkiliyor. Mazoşizm veya sillesine göre giyotin de olabilir arkadaşlar. Hem sınıf üstünlüğü kazanacak hem de iyileşmesini tersine çevirebiliriz. Özel saldırı ikisi ya. Takriben bunların sağlığı ne kadar olur? 100 bin, 150 bin o civarda bir şey olur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Veyahut da rakibin üzerinde takviye, yani takviye varken, etki varken daha da güçlenen bazı karakterler var veya bu takviyeleri olumsuz hale getirenler var. Mesela Magic. Magic'in arkadaşlar özel saldırı 3'ü takviyeye göre hasar veriyor. Yine Sabah Yıldızı aklıma geliyor arkadaşlar. Özel saldırı ikisiyle beraber gıdıklayabilir. Biliyorsunuz ne kadar takviye varsa o kadar fazla vuruyor. Mordo yine arkadaşlar. Mordo özel saldırı 2 atarak rakibin üzerindeki takviye sayısına göre bir hasar veriyor. Onun dışında belki siper atamazsınız ama Ronan olabilir arkadaşlar. Ronan da rakibin üzerindeki takviyeye göre kendi saldırı gücünü yükseltebiliyor. Ronan Reis de burada en azından King Groot'a karşı etkili olabilir. Onun dışında aklıma şu anda bir şey gelmiyor. Mephisto olabilir arkadaşlar bir ihtimal. Dövüşe başlarken direkt ruh tutsaklığı verdiği için üzerine hiddet açmasını engelleyecektir. Ve sizleri bir spamlamaya devam ettiğiniz sürece arkadaşlar ruh tutsaklığına devam edecektir. Bu da ne iyileşme açmasını sağlayacak ne de arkadaşlar hiddet açıp işte sizin takviyenizi kapatmanızı sağlayacaktır. Ama dediğim gibi yani bir mazoşizm karosu bekliyorum bu karakteri diyorum arkadaşlar. Ve gelelim görünmez kadına. İkinci sırada görünmez kadın var. Görünmez kadının da arkadaşlar şöyle bir esprisi var. Siz onu vururken bir anda görünmez olup size vuruyor. Yani kaçan karakterleri düşünün. Onun daha etkili versiyonu bir anda görünmez olup tokatlamaya başlıyor ve ne zaman görünmez olacağını da bilemiyorsunuz. Yine kara özelliklerini bilmesem de arkadaşlar görünmez kadına karşı da yine zamanla hasar veren, zayıflatıcı veren karakterleri tavsiye ederim. Bunların başında kesinlikle Quake geliyor arkadaşlar. Quake efsane bir anti olacaktır. Görünmez kadına karşı. Yine onun dışında
Void olabilir arkadaşlar. Devam ediyorum. Düşünüyorum başka ne olabilir diye. Archangel olabilir. Archangel eğer karısında bir bağışıklık olmazsa ki beklemiyorum. Görünmez kadında. Yine Archangel arkadaşlar hatır sayılır bir güzel hasar verebilir. Onun dışında yine bazı beceri karakterleri de olabilir arkadaşlar. Veya yetenek isabet düşüren karakterler de olabilir. Yine siz de aklınıza gelenleri yazabilirsiniz. Şu anda ilk başta aklıma bunlar geliyor arkadaşlar. Taskmaster. Taskmaster arkadaşlar bir yerden sonra bütün her şeye karşı bağışıklı olacak ve çok kısa bir sürede olacak. Bu yüzden Taskmaster'ı döverken rakibin üzerine zayıflatıcı vermekten ziyade yüksek hasar veren karakterler tercih edilmeli arkadaşlar. Yüksek hasar veren mesela kim olabilir? Star-Lord olabilir, Ghost olabilir ki gerçi Ghost burada onu finalde söyleyeyim yani global bir karakterlerle söyleyeyim arkadaşlar. Yani bütün hepsini gider atabilecek karakterlerden de bahsedeceğim. Ama yine burada dediğim gibi yüksek hasar veren bir Ghost olabilir. Sunspot olabilir arkadaşlar. Gerçi Sunspot bir yerden sonra üzerine yakma veremeyecek rakibinin ki çok kısa bir sürede bağışıklık kazanacak ama el becerisi ağırlıklı oynayacağınız bir alan olacak arkadaşlar burası da. Taskmaster'ın kısmı da. Şöyle gelelim Supreme Symbiote'a. Supreme Symbiote defansa inanılmaz zayıf. Ama son zamanlarda aşina olduğumuz bir kara var arkadaşlar. İşte güç barını %200 daha hızlı doldurur. %300 daha hızlı doldurur gibi arkadaşlar. Karolar var. Biliyorsunuz burada Supreme Symbiote bayağı hızlı dolduruyor. Ve aynı zamanda bununla birlikte bir ihtimal YPH karısı da olabilir. Yani bu karakterin özel saldırılarını bolca atacağı bir şey bekliyorum. Buna karşılık ne olabilir arkadaşlar? Özel saldırıya karşı etkili olabilen Luke Cage olabilir ama %200 güç barı dolumuna bir kere falan etkiler. Yani çok fazla etki etmez. Ghost ve Hood sinerjisi arkadaşlar ilk aklıma gelen benim. Ölümsüzlük sinerjilerinden. Yine Givenpool özel saldırı yiyerek ölmeyen başka bir güzel karakter arkadaşlar. Yine Givenpool da burada olabilir. Onun dışında eğer bu tarz bir şey gelmezse yani sınıf bonusu alacak her türlü bilim karakteri hatta ben güç kontrolü bile arkadaşlar olabilir. Mesela Magic olabilir güç kontrolü. Onun dışında henüz daha oyuna düşmedi ama birçok daha güç karakteri var. İşte Dorman mı olabilir? Mesela aklıma geliyor. Güç kontrolü yapabilen Psylocke olabilir. Yine güç kontrolü ağırlıklı bir karakter olabilir. Ama dediğim gibi eğer %200 falan varsa bunlar çok bir iş yapmaz. O zaman ölümsüz takım sınırı sahaya sürmek gerekecek. Domino ki arkadaşlar bunların içerisinde yani hatta hepsini toplasanız yani kuvvetle dahil hiç kimse Domino kadar etkili bir defans değil arkadaşlar. Özellikle kopya özelliği siz rakibe hiç vurmasanız bile sizi mahvediyor. Domino'ya karşı önereceğim kartlar arkadaşlar. Yetenek ne diyor? Yetenek isabeti düşüklüğüne karşı bağışıklı karakter olsun ki Domino sizin yetenek isabetinizde falan müdahale edemesin. İlk olarak aklıma gelen arkadaşlar Mysterio var. Teknoloji sınıfında Mysterio yetenek isabetine karşı düşüklüğüne karşı bağışıklıydı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ya da Emma Frost'la mı bir sinerjisi vardı? Öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum şimdi. Öyle bir şey yapılırsa Domino'ya karşı etkili olabilir. Onun dışında yine Domino'ya da zamanla hasar veren karakterler Omega Red olabilir arkadaşlar. Onun dışında Void olabilir. Yine ilk aklıma gelenler bunlar oluyor arkadaşlar. Vision olabilir. Vision'lar olabilir ki Vision'ların da yetenek sabitinde bir yetenek açmadığı için bir şey düşmüyor zaten. Onlar da olabilir. Ama tabii 5 yıldız sentez Vision da şimdi hemen hemen herkeste yoktur. Ve son olarak da Quake arkadaşlar. Yani Quake'e karşı çok fazla bloklu. Özellikle size saldırırken hani siper atmaya çalışıyoruz ya rakibe. Siper atamıyoruz mesela. Takılıyoruz veya biz tutturamıyoruz. Sonra rakip bloğumuza vurmaya başlıyor. İşte bu esnada arkadaşlar Quake size orada bir tane üzerinde artçı şok atıyor. Ve o bir tane artçı çok büyük ihtimalle de serseme dönüyor. Çünkü size karşı rakip olarak dövüşüyor. Yine burada Quake'e karşı arkadaşlar zayıflatıcı bağışıklık olacak mı bilmiyorum ama güzel kanama hasarı veya işte zehir hasarı Archangel, Blade, ondan sonra Givenpool gibi arkadaşlar rakibin üzerine zayıflatıcı hasar veren karakterleri tavsiye ederim. Bir de bunu saydıklarımın dışında arkadaşlar globallerden bahsedeyim. Yani hemen hemen alayına gider diyebileceğim bir şey. Ghost arkadaşlar hemen hemen alayına gider. Onun dışında kim var? Corvus Glaive gider arkadaşlar. Alayına gider Corvus Glaive'de. Domino aynı şekilde gider. Quake çoğuna gider. İşte Domino hariç buradakilerin hepsine Quake de gider. Yani Quake'e Quake bile yapılabilir. Yine Hyperion arkadaşlar çok etkili olacaktır. Burada kullanabilirsiniz Hyperion'u da.
Onun dışında Alo yine Warlock gidebilir. Yeni bir karakter ama Warlock da gidebilir. Mysterio da gidebilir arkadaşlar. Bunlar da çok etkili olur. Void yine global olarak etkili olabileceğini düşündüğüm karakterlerden bazıları. Şu anda hepsini pek aklıma gelmese de arkadaşlar. Sizler de düşüncelerinizi yazın. Mesela atıyorum Domino'ya kimler gidebilir arkadaşlar? Bununla ilgili düşüncelerinizi aynı zamanda global olarak alayına gider yapabilecek bir takım sinerjisi olabilir. Veyahut da karakter bloğu nedir arkadaşlar? Hadi videonun altında tartışalım. Bir bakalım neymiş, sizin fikirleriniz nelermiş. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu faydalı bulduysanız arkadaşlar beğenmeyi ihmal etmeyin. Eğer faydalı bulmadıysanız benim hesabıma da 250 bin dolar yatırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.